Arda, hiç düşündün mü? Hiç bilmediğin bir şehre gitmeyi. Kendini geride bırakarak, kendini burada bırakarak, her şeyi sıfırdan başlat. Adını, hatalarını, korkularını, her şeyi ama her şeyi geride bırakarak. Hiç düşündün mü? Onca şeyi geride bırakırsam yanımda götürdüğüm şey ne olacak peki? Sadece hayallerim. Hayallerim. Hayallerinin peşinden gidersen bir gün mutlaka gerçekleşir demiştiniz. Evet. Öyle demiştim. Gerçek olur mu ki? Olur adam. Gerçekleşir. Eğer gerçekten istersek olur. Mesela şu anda yağmur yağdığını hayal ederim. Yağmur? Eğer tüm kalbimizi istersek yağar. İstemek yeter mi yani? Kapat gözlerini. Şimdi yağmurun yağdığını hayal et. Yağmurun sesini duy. Yağmurun kokusunu hisset. Yağmur damlalarının yanağına düştüğünü hisset. Aşağı doğru süzüldü. Hissediyor musun? Hissediyorum. Çok güzel. Yetiyormuş. Hayal etmek yetiyormuş. Olur mu diyorsunuz yani? Olur Ada. Eğer biz istersek her şey olur. Ada. Efendim. Bana eşlik eder misin? Ne için? Ne yapacaktınız ki? Soru sormak yok. Evet mi? Yoksa hayır mı? Evet. Ederim. Bora Bey. Efendim. Elimi tutuyorsunuz. Evet, tutuyorum. Sen de tutuyorsun. Ama bırakmıyorsunuz. Sen de bırakmıyorsun. Hayatımda hiç böyle bir yerde gün doğumuna şahit olmamıştım. Çok güzelmiş. Güzel olan şey güneş değil Ada. Sensin. Ben pek çok kez güneşin doğuşuna şahit oldum. Ama hiçbirinde güneş senin kadar güzel ışıldamıyordu. Hiçbirinde. Rüyada olmamalıyım. Rüya değil Ada. Gerçek.
Hiçbir rüya senden güzel olamaz. Hiçbir. Nerede kaldı bunlar ya? Yine kaybolmuş olmasınlar. Yok canım, ne kaybolması, daha onlar birbirlerini bulacaklar öyle. Hmm. Şimdi biz de aşık insan olduğumuz için biliyoruz yani bu evreleri, bu aşamaları biliyorum. Sen kimi buldun? Yani aşık bir insan olarak. Ben kimi buldum? Ben kimi buldum sizce? Hmm. Kimi bulduğuma da... Geliyorlar, geliyorlar. Aha. Bunlar tamam, bunlar olmuş. Olmuş, o iş bitmiş. Bitmiş o iş. Ali! Ne oldu? Gördün mü? Ne yok canım, ne görmesi, onun görecek hali yok şu anda zaten. Bambaşka bir dünyada, o başka alemde. Öyle. Çok iyi oldu geldiğimiz. Çok, çok iyi oldu. Selin'le Ali için yani, çok iyi oldu. Evet, hı-hı. Yani Ali, Selin için, kardeşlerimiz için. Ben... Ali ile konuşayım, inat etmesin. Yani inat etmesin işte. Seviyor. Besbelli. Selin de seviyor. Seviyor o da. Seviyor. O da seviyor. Bora bir ben gideyim Selin'e bakayım bir. Tabii. Ben de bir Ali ile konuşayım. Benim de bir konuşmam lazım zaten. Bir bakalım uyumuşlar mı, uyumamışlar mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Evet, senin uykun geldi mi? Yok, ben iyiyim. Aa, Siz. Siz miydiniz ya? Ha. Kuzen biz de uyumuşuz. Üçüncü uyku falan gibi böyle bir derin bir uykudaydım ya. Üçüncü uykundaydın bu üst başlığa. Böyle sızmışım. Siz nereden? Yürüyüşten mi bu saatte? Evet, biz yürüdük biraz. Hı-hı, yürüdük biraz, yürüyüş yaptık. Güzeldi hava. Yürüdük. Yürüdünüz iyi ha. Açıldın sen biraz, hayırdır? Yok, uykuluyuz hala da yürüdük falan deyince biz de bir şey yapsak diye. Yürüyüş iyidir ama biraz yürümek güzel. Selin kankim, sen madem uyandın, uykun bölündü. Hadi gel biz bahçeye çıkalım, biraz konuşalım, sohbet muhabbet edelim. Gel, giyinmişsin zaten, hazırlanmışsın, uykundan böyle uyanmışsın ya. Öyle sızmış o da ya. Öyle sızılır mı? Madem gittiler, biz de bu durumdan yararlanalım. Biz de biraz konuşalım kuzen, hadi. Anahtarı alayım da. Tabii al. Düzelttiniz mi siz arayı, iyiydiniz sanki? Aman boş ver şimdi sen bizi. Siz ne yaptınız, onu anlat. Biz bir şey yapmadık ya, bizim bir yürüyüş yapasımız geldi. Canımız yürüyüş çekti, gittik yürüyüş yaptık. Yürüyüş yaptınız ha? Hı. Bu mu yani? Sadece bu mu? Başka bir şey olmadı mı? Başka ne olacaktı Selin? Ya kızım, biz saatlerdir sizi bekliyoruz ya. Birlikte gittiniz, birlikte geldiniz. Gözlerimize gördük herhalde. Ha, siz öyle bir küssünüz ki beraber yolumuzu gözlediniz, öyle mi? Yok kanka, beni uyku tutmadı, öyle de cezalı. Ha, Selin. Hani ben sana yalan söylerken hızlı hızlı konuşuyormuşum ya. Hı hı. Sen de gözlerini kırpıştırıyorsun. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Aa, ne yapmaya çalışıyormuşuz biz? Saçmalama o. Deli midir nedir? Deli midir nedir? Selin. Efendim kanka? Şşş. Hadi. Hı? Hadi itiraf et. Her şeyi sen planladın değil mi? Yok kuzen, öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olsa senin haberin olur zaten. Ben onu söylerim, planlamışım. Ali. Hadi. Nereden anladın? Oğlum sen benim kardeşimsin. Ben senin her yaptığını gözlerinden anlarım. Ha, o şekilde şey yaptın diyorsun. O şekilde şey yaptım. Kuzen kızdın mı peki? Kızmadım Selin. Ben sana kızamam ki. Bir şey yapmadım ki kanka zaten. Yapmadım da. Ben yapmış olabilirim biraz.
Yine ne yaptın? Ne? Yüzümden belli olmuyor mu? Gözlerinden bir şeyler belli oluyor ama. Yok. Gözüm değil. Sus. Canım kendim. Ben bile var ya planın bu kadar hızlı işe yarayacağını bilmiyordum kanka. Ay çok sevinme Selin. Ben deli gibi korkuyorum şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Bora doğru söz. Adam öyle suyu taştırırlar işte ormandan. Ya. İnanıyor musun hala? Aşkın varlığına inanmıyor musun? Nasıl oluyor? Varmış kardeşim. Aşk diye bir şey varmış da ben inancımı kaybetmişim. Biliyorsun ki hasta olayından sonra aşkın olmadığına dair deliller aradım hep. Aşktan kaçtım. Ama meğerse aşktan kaçamazmışsın. Aşkın var olduğunu görebilmek için tek yapman gereken şey gözlerini kapatmakmış. Unutmuş. Öyle kuzen, tabii ki öyle. Gözlerini, ben de mesela buraya bu planı gözlerimi kapatarak başladım. Şirketin önünde kendime biber gazı sıktırttım Selin'e. O şekilde bir kaçırılma planladım. Öyle başladım bu şey. O kadar diyorsun yani. Tabii kuzen. Ama mesela bu elektrik kesintisinin işe yarayacağını biliyordum. Ona güveniyordum. O benim böyle bir jokerimdi. Ama şeyden emin değildim, su. Su olayı hep böyle bir içmesin mi? Selin söyledi onu çünkü. Oğlum, ama o da... suyu da mı siz planladınız? Nasıl yaptınız? Ha, biz planladık kuzen. Biz planladık tabii ki. Bütün her şeyi ben planladım ya. Tabii ki. Yani burada söz konusu kuzenimin mutluluğuysa lütfen ya, prodüksiyondan kaçmam ben. Öyle. Ne demek ne yapacağım kanka? Yaşayacaksın. Ya senin hayatın şimdi başlıyor. Ada, sen mutlu olmayı çok hak ediyorsun. Yanındayken nasıl oluyor bilmiyorum ama tüm yalanları unutuyorum Selin. Ama yanından ayrıldığında... Şurama. Kalbime öyle bir ağırlık çöküyor ki kahroluyorum. Söylediğim yalanların ağırlığı çöküyor. Yanındayken kalbinle, özünle görüyorsun da ondan. İnsan yalnız kalınca endişeler başına üşüşüyor. Kov onları sesim, kov gitsin ya. Nasıl kovarım? Nasıl yaparım? Ada, bak kendine biraz zaman ver. Doğru zaman geldiğinde her şeyi anlatırsın. O da seni seviyor. Seni anlayacaktır. Aşk kendi seçer.